Amazon Bilgi'den hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Amazon'a başlayacağız ama ne kadar sermaye ihtiyacımız var? Hangi satış modeli için ne kadar para koymamız lazım? Ne kadar ihtiyacımız var? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Amazon'da stoksuz, sermayesiz satış diye hani dropshipping adlı satış yöntemlerinden bahsediyorlar. Biz daha önceki videolarımızda bu soruya çok kez cevap verdik. Onu önermiyoruz. Bizim için sürdürülebilir satış modelleri WooSell, Retail Arbitraj, Online Arbitraj ve Private Label olduğu için biz sadece bu satış modellerinde ne kadar sermayeye ihtiyacınız var ve bu satış modellerini nasıl yaparsınız, bu satış modelleri nedir, bu tarz soruların cevabını veriyoruz. Riskli, sürdürülebilir olmayan, hayal satan, hayalperest düşünceler içeren satış modellerini anlatmıyoruz, önermiyoruz. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen satış modellerimize geçelim. Zaten daha önceki videomuzda bu satış modellerinin ne olduğunu, anlamlarından bahsetmiştik. Şimdi WooSell'e başlamak için ne kadar bir sermaye ihtiyacımız var? WooSell'e başlamak için bizim 5000 dolar civarı, hani burada ufak esneklikler olabilir, 4000, 6000 olabilir hani tabii ki. Biz burada ortalama rakamlar ve ortalama kar oranları veriyoruz. Hani sabit değil bunlar. Bir anket sonucu, bir bilimsel araştırma sonucu sabitlenmiş değil. 5000 dolar. Bunun sebebi genelde markalar, distribütörler hani bayisi yapacağı satıcılara hani minimum 5000 dolarlık satış yapmak istiyorlar. 3000 dolara falan yapan markalar da var. Ama ciddi markalar, yani L'Oréal Paris olsun, hep bu marka örnek veriyorum ama Nike gibi böyle büyük markalar 5000 dolar diyor. WooSell yaparsanız eğer ortalama %25 bir karınız olur. Yani 1000 dolar koyarsanız o size 1250 dolar olarak geri döner kısaca. Ve ortalama riskiniz %10'dur. Çok düşük bir risk vardır. Çünkü zaten ürünlerini satıp satmayacağını bakıp giriyorsunuz. WooSell için 5000 dolar diyebiliriz. Private Label için bunda da 5000 dolar diyebiliriz. Private Label'da 5000 dolar olmasının sebebi sıfırdan yeni bir ürün ürettiriyorsunuz. Aslında WooSell'de bu 5000 doların hepsini ürünlere verirken Private Label'da üründen ziyade markanızın yeni bir ürün çıkardığınız için lansman, listingi, kargolaması gibi şeylere daha çok bu parayı ödüyorsunuz. Çünkü sıfırdan marka oluşturduğunuz için bu markayı insanlara tanıtmanız lazım. Çünkü herhangi bir satışı yok bu ürünün. Private Label'da kârı %80 dedim. Aslında burada satış modeliyle alakalı risk değil. Daha çok satıcılardan kaynaklı bu risk var. %75 risk. Bunun sebebi de satıcılar tam olarak profesyonelleşmeden ellerinde 500-600 dolarla Private Label'a girdikleri zaman batıyorlar. Şöyle söyleyeyim, hatta Private Label'a giren 100 üründen sadece 3'ü başarılı olup tutunabiliyor. Kalan 97 tane ürün batıyor ve ürünler çöpe gidiyor. Hani burada %75 risk belki mütevazi bile olabilir bu yüzden. Kar da ama diğer bütün satış modellerine göre daha yüksek. Yani yüksek bir riski var ama yüksek karı var. Hani ilk yeni başlayanlara biz bu modeli önermiyoruz ama örnek veriyorum, başlayıp şu an bir para kazanmış, her ay düzenli para kazanan satıcılara Private Label riskine girmelerini de öneriyoruz. Sonra Online Arbitraj modeli var. Online Arbitraj zaten yeni başlayanlara ve sermayesi az olanlara veya bu işi denemek isteyenlere önerdiğimiz bir satış modeli. Başlangıç satış modeli aslında. Çünkü risk olarak hem çok düşük hem de kazanç olarak iyi, hem de çok düşük bir sermayeyle başlayabiliyorsunuz. Bu sermayede 500 dolar. Siz zaten çok az az ürünler aldığınız için, örnek veriyorum 20 dolarlık bir üründen 10 tane alsanız zaten 200 dolar oluyor. Böyle 2 tane ürün alsanız 400 dolar ediyor gibi düşünebilirsiniz. Az az ürünler alıyorsunuz. Ortalama kârı %30'dur. Riski de genelde %25'tir. Aslında bunların dediğim gibi ortalamalar. Yoksa 4 girdiğiniz üründen birinde hata olacak gibi bir şey yok. Retail arbitraj. Bu da online arbitrajdan sonraki basamaktır. Ve aslında ek gelir isteyen grup için çok güzel bir satış modeli. Çünkü hem fazla uğraşmanıza gerek yok WooSell ve Private Label gibi. Hem riski yok. Hem de yani size online arbitraj kadar az da kazandırmaz. Daha da iyi bir kazancı var. Bunun için de retail arbitraja başlamak için de 1500 dolar başlangıç için geçerlidir. Yeterlidir. Hani dediğim gibi esnetme olabilir. 1000 dolar, 2000 dolar gibi esnetebilirsiniz. Ortalama karı %25'tir. Riski de %20'dir. Ama bu satış modellerinizde WooSell, online arbitraj ve retail arbitrajda ürününüz satmasa, elinizde kalsa bile
Amerika'da kullanılmamış ürünleri 60 gün içinde iade edebildiğiniz için ürünlerinizi iade edebilir. İade edemeseniz bile toplu şekilde siz de bir başka satıcıya satabilirsiniz. Ama ne yazık ki private label'da böyle bir şansınız yok. Ürünler sizin şahsınıza münhasır olduğu için ürünler elinizde kalıyor. Hani bu sen online arbitraj ve retail arbitrajı risk bu yüzden çok küçük diyebilirim. Bu videomuzda genelde herkesin ne kadar parayla yapabilirim sorusuna cevap vermek istedik. Böyle kısa kısa videolarla devam ediyoruz ayıklaya ayıklaya konuları. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.